Velioğlu Kuyumculuk Kavram Atölyesi'ni sunar. Kıymetli TV 111 izleyicileri, bu hafta Kavram Atölyesi'nde bir Kur'an terimi olan bayilik kelimesini anlamaya çalışacağız. Bayilik ne demek? Fıkhi manası nasıl tarif ediliyor? Onu anlamaya çalışacağız ve bayilik kelimesiyle birlikte Kur'an-ı Kerim kavramlarında bir nokta daha bir yeni bir şey daha öğrenmiş olacağız. Konunun uzmanıyla yine huzurlarınızdayız. İnşallah kendisinden konunun ayrıntılarını almış olacağız. Buyurun. Evet, Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve keremi hepimizin üzerine olsun. Şimdi söylediğiniz bağı kelimesi ki bağı yani haddi aşmak demektir aslında. Bağa kelimesinden gelir. Bağa kelimesi istemek anlamındadır aslında. Evet. Yani istemek. Mesela bugün Suudlular bile aynı kelimeyi kullanır. Ana ebghi mesela der. Ebghi. Şunu istiyorum yani. Ebghi hada. Şunu istiyorum. Baga kelimesi hala daha kullanılır, bu istemek manasındaki kelime. Fakat terim olarak, Kur'an-ı Kerim'de geçen terim olarak bunu fıkıh ele almıştır. Fıkıh kitaplarında bagi kelimesine özel bir tarifi vardır. Biliyorsunuz terimler özel mana yüklenmiş kelimelerdir. Ve üzerinde alimlerin sulh ittifak ettikleri kelimelerdir ki bu terim fıkıh terimi olarak şöyle tarif edilir. Çok az bir fark olsa da aşağı yukarı şurada birleşir, mezhepler arasında fark olsa da şurada birleşirler. Bir mümin topluluğun kendilerince bir gerekçeye dayanarak ortaya koyarak halkın biatıyla seçilmiş devlet başkanını hal etme girişimi. Şimdi bu tarif üzerinde aşağı yukarı ittifak ederler. Yani hangi mezhep olursa olsun, Hanefi, Şafii, Maliki vesaire tarifte bu hepsi ittifak ederler. Önce bir mümin topluluk olacak. Fert olmayacak, topluluk olacak. Evet. Bir cemaat, bir topluluk. Bu topluluk vasfı da mümin olacak Müslümanlar arasında. Eğer kafir olursa ona bağı denilmez. Ona şey denilir. Yani düşman denilir. Şimdi mümin bir topluluk olacak. Vasfı mümin olacak. Mümin bir topluluktan oluşacak. Çünkü ayet-i kerime, bu bütün fıkıh imamlarının dayandığı ayet-i kerime Hucurat suresinin 9. ayetidir. Evet. Bu ayete dayanırlar. Orada ayet-i kerimede ve in taifetane diyor. Minel müminine. Müminlerden iki taife diye geçiyor. Taife olması gerekiyor. Bir topluluk olması gerekiyor. İkinci şart kendilerince bir gerekçeye dayalı olarak veya dayanarak meşru bir devlet başkanını hal etme, indirme görevinden düşürme girişimi. Şimdi kendilerince haklı bir gerekçe tabiri ni koyuyorlar oraya, o şartını koyuyorlar. Çünkü haklı bir gerekçeye dayanmazsa zaten bir ayaklanma, bir kalkışma yapıldığı zaman bir gerekçeye dayanmazsa o zaman ona yol kesici, katu, tarik hükmü veriliyor. Çünkü yol kesicinin bir gerekçesi olmaz. Yani eşkıya basar yolu, kervanın ne kadar malı varsa alır götürür. Ne gerekçesi var? Yani benim malım mı diyecek, işte şu mu diyecek, ama bir gerekçesi olmaz. Bir iddiası yok daha doğrusu. Gerekçesi yok yani. Resmen senin kervanını basıyor ya da senin şeyini, evini basıyor. Senin malını, mülkünü artık neye alacaksa, neyi gasp edecekse onu gasp edip gidiyor. Buna yol kesici tabiri kullanılıyor. Katip tarik. Eşkıya yani. Eşkıya hükmü verilir. Bir gerekçeye dayalı olursa bağı olur bir defa. Yani bağı ne demektir? Bir gerekçeye dayalı olan bir mümin taifi olması lazım. Yani devlet başkanı, affedersiniz, zina ediyor. Devlet başkanı hırsızlık yapıyor. Devlet başkanı işte şunu yapıyor, bunu yapıyor diye bir gerekçeye dayalı olarak ayaklanma yapacak bu taife. Evet.
Yani bugünkü tabirle darbeye girişecek. Bir gerekçeye dayalı olarak. Meşru bir devlet başkanı. Meşru bir devlet başkanı. Meşruiyet burada halkın oylarıyla, biatıyla seçilmiş bir devlet başkanı. Bir şekilde oraya gelmiş yani. Demokratik. Ama meşru bir yoldan gelmiş. Kişiye denir yani. Meşru bir yoldan gelen kişi siz devirmeye kalktığınız zaman buna bağilik deniliyor. Halkın biatıyla gelmişse, yok gasp ederek gelmişse o ayrı bir konu. Ama halkın biatıyla gelmişse, seçimle gelmişse vesaireydi, meşru bir yoldan gelmişse oraya, kanunlara, nizamlara uygun bir yoldan gelmişse bu meşrudur. Ki buna karşı işte böyle bir gerekçeye dayalı olarak ayaklanma girişimi bir mümin tayfinin ona bayilik deniliyor. Ki bunu İslamiyet yasaklamıştır. Hani cuma hutbelerinde var ya, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَخْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي. Yani Allah üç şeyi emrediyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ adaleti. Ondan sonra adli ve ihsanı, ihsanı ve itaat zil kuba yakınlara iyilik yapmayı emrediyor. Ama şu üç şeyi emrettikten sonra üç şeyden de yasaklıyor. Evet. Birincisi nedir? Fakşa, fuhşiyatı. Evet. Vel münkerat, münkeratı. Vel münker, münkeratı. Evet. İslamiyet'in yasak ettiği şeyler yani. Onları yasaklıyor Cenab-ı Hak. Bir de üçüncüsü bagıyı yasaklıyor. Siyasi suç teşkil eden devlet başkanını az önce söylediğimiz tarifte olduğu gibi bir devlet başkanını indirme girişimi, ona karşı darbe girişimini yasaklıyor. Evet. Ki birçok hadis-i şerif var bu konuda. Yani mesela işte böyle bir ayaklanan insanın hemen diyor boynunu vurun. Evet. Ki rahmet peygamberi hemen boynunu vurun demez. Çünkü niye? Bir bakın bütün şeyde hadis kitaplarının bir bölümü vardır ki Kitab-ül Fiten diye geçer. Fitne bölümü yani. Hadis kitaplarında. Orada birçok hadis fitneye dair zikredilir. Evet. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin de söylediği gibi İslamiyet'in şiddetle men ettiği şey diyor şeydir. Anarşi ve fitnedir. Tarihçi hayatta geçen bu tabir. Nedir? Anarşi ve fitne. İslamiyet'in şiddet ettiği, şiddetle men ettiği şey. Evet. Hakiki bir mümin, samimi bir Müslüman fitneye, anarşiye ve fitneye taraftar olmaz diyor. Hakiki bir müminse, samimi bir Müslümansa taraftar olmaz diyor. Değil içinde yer almak, taraftar olmaz. Evet. Tabii taraftarlık da birkaç türlü olur. Ya iltizamen taraftarlık, ya fiilen taraftarlık, ya iltihaken taraftarlık diye. Üç türlü taraftarlık oluyor. Üçü de taraftar olmaktır. Taraftar olmaz. Hakiki bir müminse taraftar olmaz fitneye. Şimdi taraftarlık, fiilen taraftar olmak ne demek? Mesela işte yardım ediyor, yataklık ediyor vesaire fiilen. O şeye, yani bağilere. Ondan sonra ikincisi, yani darbe yapan bağilere fiilen. Para yardımı yapıyor, işte ne bileyim gidiyor. Bir şekilde onlara fiili olarak iştirak ediyor. Bu taraftarlık var. İkincisi iltizamen. Ya gerekli ya, işte bu devlet başkanı indirilmesi lazım. Bunlar da indirmeye teşebbüs ediyor. Böyle bir darbede gerekli deyip yani kendini mecbur hissediyor. Bu bir yani iltizamen tarafkirlik. Ya da adam kendisi memur veya onların içerisinde bir çıkarı var bir makamda mevkide. Benim bu çıkarım, makam mevkiim zedelenecek diye tarafkirlik yapıyor. İltizamen tarafkirlik. Evet. Bir böyle olur. Bir de efendime söyleyeyim iltihaken tamamen artık iltihak etmiş, onlara katılmış bir vaziyette. Onların bir ferdi olmuş. Onların bir ferdi olmuş vaziyette tarafkirlik var. Şimdi bu tarafkirliğin bu üç çeşidi de seni onlardan kılar. Evet. Seni onlardan kılar, yani bağlı olursun. Bağlılık öyle sıradan bir şey değildir. Ve fıkhın verdiği hükme göre mesela o ayaklanma esnasında eğer ölmüşse onun cenazesi yıkanmaz. Cenaze namazı kılınmaz. Müslüman mezarlığına defnedilmez. Evet. Bir çukur açılır oraya gömülür. Böyledir yani. Niye bunlar yapılıyor? Tahkir için yapılır diyor. Evet. Yani İslamiyet'in nazarında bunlar hakir insanlardır.
Onun için tahkir için bunlar diyor. Böyle cenaze ölüleri yıkanmaz, cenaze namazları kılınmaz, Müslüman mezarlığına defnedilmez. Yani Müslümanların defnedildiği mezarlığı yapın. Bir çukur açılır, öyle gömülür diyor. Yani böyle sıradan bir hayvan ölüsü gibi. Yani sıradan çukur açılır, gömülür yani o kadar. Şimdi çok ciddi bir şeyden ciddi bir şey. Yani insanın hayatını ondan sonraki adının nasıl anılacağını tabii. Şey yapan, ilgilendiren tabii. Çok önemli bir şey. Bir Müslümanın akıbeti böyle olursa ne kadar yani yazıktır diye düşünün. Tabii. Yani bu çünkü Müslümana karşı sen silah çekiyorsun. Evet. Mesela bazıları ayaklananlar öyle diyorlar. Ya işte devlet Müslüman devleti değilse. Ya devlet de önemli değil ki orada. Burada halkı %99'u Müslüman olan sen bir şeye karşı silah çekiyorsun. Halkı Müslüman. Evet. Müslümanı katlediyorsun orada. Ki kaldı ki Yahudi bir veya Hristiyan bir hükümet olsa dahi orada da yani sızdırma yapamazsınız canım, orada değil da mi? Yani tabii canım orada da olmaz. Anarşi yani. Yasaklıyor. Çünkü niye fitne meydana geliyor? Fitne evet. Ne demek? Başta insan öldürmek. İnsanların evet. Kafasını karıştırmak vesaire. Bu meydana geliyor. Fitne meydana geldiği zaman da ne olacağı belli değil. İşte bak Suriye'de fitne meydana geldi. Evet. Bütün dünya hadi dursun diyor. Dur bakayım. Fitne meydana gelince. İslamiyet şiddetle böyle bir fitnenin meydana gelmesini yasaklıyor. Evet. Ki Allah etmesin. Mesela bizim Türkiye'de yaşanan bir darbe özelliği vardı. 15 Temmuz darbesi. Ki bu darbede mesela eğer başarılı olsaydı ne olacaktı? Oradan işte ne bileyim DAEŞ girecekti. İşte efendim PKK bir taraftan vuracaktı. İşte falan yer. Ondan sonra karışacaktı ortalık. Evet. Bundan sonra dünya milletleri de Türkiye'yi kurtarayım diye her birisi gelecekti. İşte Suriye'yi kurtarıyorlar ya. Hı hı. Eskiden Bosna Hersek'i kurtarıyorlardı ya. Irak'da o şekilde. He, yani Irak'da kurtarmak için geleceklerdi ama Türkiye'yi komple batıracaklar. Çünkü kurtarmak için geldikleri yerleri görüyoruz. Bina da kalmıyor, insan da kalmıyor yani. Evet. Ya kimisini tehcir ediyorlar. Yani sığınmacı olarak kovuyorlar ülkeden. Zaten kaçıyor insanlar. O ülkeden tabii can güvenliği. Kaçıyor. Ya da işte geride kalanların başına da bombalar yağdırılıyor. Evet. Böyle bir fitneye İslamiyet cevaz verir mi? Böyle bir sonuca cevaz vermez. Evet. Dolayısıyla daha bu fitneyi böyle bu fitne için baş kaldıran insanın hemen boynunu vurun diyor Peygamberimiz. Evet. Yani yılanın başı küçükken ezilmesi lazım diye. Gerçi bu tabir ne kadar şey bilmiyorum da ama yani bu şey tabir kastedilen manası itibariyle doğru. Hı hı. Yani hakikaten sana zarar verecek bir unsursa daha şey baştan bu şey yapılması lazım. Ama ayet-i kerime ne diyor bakın. Hani fıkıh imamlarının dayandığı ayet-i kerime. O ayeti geçmeden önce şeyi merak ediyorum ben. Anarşi, fitne, bayi bir de tuğyan kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunların hepsi birbirine yakın. Tabii yakın manada. Ve hepsi İslamiyet'in reddettiği tabii. Şeyler değil tabii, mi? Tabii. Duruşlar, ne bileyim Müslümanı kırdıran noktalar değil mi? Fitne meydana işte. Fitne meydana gelecek herhangi bir unsuru İslamiyet yasaklıyor. Evet. Kökünü kesiyor yani bunu. Şimdi bayilik öyle hani sıradan bir tabir değil. Çok önemli bir şeydir, tabirdir. İslamiyet'in yasakladığı bir tabirdir ki üç şey zikrediliyor bak hutbelerde. Üç tane yasak var. Bir tanesi bayilik özellikle zikrediliyor. Yani bir hutbelerde okutuluyor olması ve hutbelerde çok önemli okutuluyor. Bir her cuma hutbesinde hatırlatılıyor adeta. Her cuma hutbesinde hatırlatılıyor. Bundan kesinlikle uzak durun diyor. Evet. Şimdi gerekçe ne olursa olsun böyle bir şeyin yapılması kesinlikle İslamiyet'in haram kıldığı şeydir. Osmanlı'da mesela şehzadeler bile biliyorsunuz bayilik meselesinden dolayı, ihtimali meselesinden dolayı yani öldürülmüştür yani. Evet. İhtimali. Bırakın sen ayaklanmayı. İhtimal konusu bile burada tedbire sevk etmiştir Osmanlı'yı. Kaç tane şehzade gitmiştir mesela değil mi? Evet. Şimdi bu tabii İslamiyet'in ilk dönemlerinde o daha Hazreti Ali dönemindeyken hariciler vardı. O zaman onlar bayiler olarak şey yapılıyor. Hı hı. Ki Peygamberimiz o hadise çıkmadan önce Hazreti Ali radıyallahu anh'a diğer işte sahabilere uyarmış yani. Bu bayilerle siz mücadele edeceksiniz. İşte şöyle olacak böyle olacak diye. Hazreti Şerifler'de vardır. Peygamberimiz uyarmış sahabileri. Ki onların özelliği nasıl biliyor musunuz? Gece gündüz namaz kılan insanlar. O kadar çok namaz kılan insanlar ki alınları çürürmüş fazla secde yaptıkları için.
Çürürmüş böyle. Fazla secdede fazla kalıyorlar. Öyle ibadet ederler. Namazlarını asla aksatmazlar. Şimdi sahabiler onlarla mücadele ederken, savaşırken çoğu kez ya bunlar da bayi diye savaşıyor tabii. Yani evet. Onlarla savaşmak. Çünkü ayet-i kerimede orada ne diyor? Saldıran tarafla diyor siz şey yapın. Yani savaşın. Hı hı. Savaşın. Onları öldürün diyor. Savaşın. Resmen savaşmayı söylüyor. Sıcak savaş yani. Evet. Ki onlarla sahabiler savaşa girişiyorlar. Ya kılıcı kaldırıyor bakıyor alnında secde izi var. Çürümüş fazla secdeden. Onu nasıl öldürsün yani? Şimdi kılıcı tereddütlü kaldırıyor tabii. Öteki adam da tereddüt yok. O da sahabi şey yapıyor. Birkaç kez mağlup olmuşlar şeyler sahabiler. Evet. Hazreti Ali'nin komutasında sahabiler mağlup oluyor o şeylere karşı. Çok da şiddetli, hamasetli böyle saldırı yapıyor o bağiler, hariciler. Fakat o kadar çok secde yapmalarına rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Onlar diyor dinden okun yaydan fırladığı gibi çıkarlar. Evet. Öyle hızlı çıkıyorlar yani. Dinden çıkıyorlar. Halbuki yani çok namaz kılıyor, çok ibadet ediyorlar. Yani aslında hatta kendileri büyük bile çıktıkları farkında bile değiller. Dinden çıkma olarak kabul ediyorlar. O kadar hassaslar yani. Evet. Evet. Yani aslında kendilerinin dinden çıktıklarının farkında değiller ama hala onu devam ettiriyorlar. Devam yani. Ettiriyorlar. Evet. Bir şeye kapılmışlar gidiyor. Gerekçeleri var. Yani Hazreti Ali ölürse bu işte efendim Mavi ile radıyallahu anh aralarındaki fitne ortadan kalkacakmış bilmem ne yapacakmış falan. Evet. Şimdi bir gerekçeye dayanıyorlar. Yani bir gerekçeye dayanması lazım zaten. Bayiliğin tarifinde o var. Bir gerekçeye dayanmazsa bayi olmuyor. Bir de mümin taife. İşte bu. Evet. Namaz kılan, efendime söyleyeyim, evradı eskârına, Kur'an-ı Kerim'e çok dikkat eden, okuyan kimseler arasından çıkıyor. Bu bayilik zaten öyle olması lazım. Hı hı. Başka türlü bayi olmaz. Müslüman olmayandan bayi olmaz. Evet. Şimdi bunlar tabii bunlarla çok mücadele edilmiş. Hazreti Ali mücadele ediyor. En sonunda mağlup ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onların aralarında şu alamet vardır diye. Aralarında işte kadına benzer bir erkek olacak diye. Onların alameti odur diye. Hazreti Ali Radıyallahu anh bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ihbarını tahkik ediyor. Acaba var mı diyor onları mağlup ettikten sonra. Evet. Cesetlerin arasında öyle bir kadına benzer bir cüsset diyor. Yani göğüsleri kadın göğsü gibi olacak falan filan diye bir erkekten bahsediyor Peygamberimiz. Onu araştırttırıyor Hazreti Ali Radıyallahu anh. Ve buluyorlar. Herkes rahat bir nefes alıyor. Diyor ki elhamdülillah yanlış insanlarla savaşmamışız yani. Evet. Çünkü karşıdaki adam namaz kılan bir insan yani. Ona karşı mücadele etmek kolay bir şey değil yani. Sen Müslümana karşı silah çekmek, Müslümana karşı kılıç kaldırmak kolay bir iş değil. Evet. O hüküm vermek zor. Ki orada hakikaten Hazreti Ali radıyallahu anh ve sahabelerin haklı olduğu ortaya çıkıyor. Ve onlarla mücadele ediliyor. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh önce onlar hücum etmeyince, saldırmayınca saldırmıyor. Hı hı. Hücumu onlar. Çünkü ayet-i kerime bak okuyalım onu. Evet, o daha evet. Ayet-i kerimenin orijinal metni şöyle bismillahirrahmanirrahim. Ve in taifeten minel müminine. Müminlerden iki taife. İktetelû fe aslihû beynehumâ. Eğer birbiriyle savaşırsa aralarını bulun diyor. İkisi de mümin taife çünkü. Savaşırlarsa arasını bulun. Fe in begat ihtâhumâ alel uhra. Bir taraf diğer tarafa saldırgan davranırsa, hücumlarında ısrar ederse, فَقَاتِلُوا لَّتِي تَبْغِي Bu saldırgan tarafla sizler savaşın diyor. فَقَاتِلُوا لَّتِي تَبْغِي O bağı olan tarafla siz savaşın. Hatta tefiye ile emrillahi. Ne zamana kadar savaşın? Allah'ın emrine boyun eğdirinceye kadar. Yani onlar saldırılarından vazgeçinceye kadar. Evet. Savaşın. Ne diyor? Fe in fe'et fe aslihu. Eğer saldırılardan vazgeçerlerse, boyun eğerlerse fe aslihu beynehuma bil adli. Adaletle aralarını düzeltin ve aksitu. Yani doğru yolda olun. Doğrulukla hükmedin. İnnallaha yuhibbul muksitin. Allah böyle doğru yolda olanları da sever. Doğru muamele edenleri sever. Şimdi bu bayilik konusundaki işte fıkıh imamlarının dayandığı nokta bu. Burada diyor ki bak saldırgan tarafla siz savaşın diyor.
İşte Hazreti Ali'nin radıyallahu anh önce onların saldırmasını beklemesi de bundan dolayı. Bu hükmünden, bu hükmünden ayetin dolayı. Ayetin bu hükmünden dolayı. Şimdi eğer böyle bir şey varsa İslam tarihinin içinde hemen bu bayilik hükmüne dahil edilmiş. Birçok şeyler de olmuş yani mesela Abbasi döneminde de böyle bayiler çıkmış. Harun Reşit zamanında. Kendisinden önceki dönemde biliyorsunuz hani Abbasilerin özelliği şu. Dünyanın neresinde ilim adamı varsa hepsini Bağdat'a çağırmışlar. İlim adamlarına çok özel bir önem vermişler. İlim adamlarını el üstünde tutmuşlar. Evet. Hangi ülkeden, hangi dinden olursa olsun fark etmiyor bu. O dönemde de işte Abbasiler döneminde de bu İran'da İran'ın Belh şehrinde bir Budist tapınağında bir astronomi alimi varmış. İsmi Bermek diye bir alim. Evet. Onu da tabii davet etmişler. Hani dedik ki hangi dinden olursa olsun, hangi işte efendim ırktan şey olursa olsun fark etmiyor. İlim adamlarına şey yapıyor. Çünkü ilim müminin yitik malıdır. Nerede olursa onu alır, getirir, onu kullanır. Evet. Ondan istifade eder. Kullanır, istifade eder. İşte Bermek'i de, meşhur astronomi alimi Bermek'i de davet ediyor. Bağdat'a geliyor. O da oraya yerleştiriyor. Bu Bermek tabii çok çocuk sahibi oluyor orada. Ondan sonra onun çocukları da Müslüman oluyor. Bermek'in çocukları Müslüman oluyor. Fakat Bermek çocuklarını iyi yetiştirmiş ilim noktasında. Hakikaten Bermek ailesinde kim varsa hepsi hakikaten okumuş, yetişmiş, aydın insanlar. Ve ülkede bunlar gel zaman git zaman önemli mevkileri işgal etmişler. Yani birçokları vezir olmuş. Vezir-i adl, vezir-i maliye, vezir-i işte hariciye, vezir işte vezir yani bakan olmuşlar. Evet. Hatta Şeyhülislam bile bu Bermek ailesindenmiş. Ve tabii bunlar varlıklı aile olduğu için bunlardan çok büyük böyle Müslümanlar istifade etmişler. Bermek ailesinden. Mesela birçok medrese açmışlar. Yüzlerce medrese. Neredeyse ülkede herkes o Bermek ailesinin medreselerinde okumaya başlamış yani. Evet. Böyle zenginler de. Kimisi mesela işte vali olmuş. Bir tanesi Bermek ailesinden Kafkas valisidir. Kafkas valisi de 20 bin o Kafkaslılar biliyorsun mücadele edici insanlardır. Halen de öyledir mesela değil mi? Evet, evet. Kafkas yöresinin halkından 20 bin kişilik özel bir ordu yetiştiriyor. O Bermek ailesine mensup vali. Hı hı. O özel orduyu yetiştirdiği orduyu Harun Reşid'e özel kuvvet olarak gönderiyor. Ordunun içerisinde de çok önemli bir yere sahipler bu Bermek ailesi. Evet. Nüfuzu kuvvetli. Nüfuzu evet. Yani adalet sistemi de zaten onlardan soruluyor. Adaletin içinde de Bermek ailesinden hakimler, savcılar vesaire bu Bermek ailesinden. Ordunun içerisinde de işte 20 bin kişilik ordu özel olarak yetiştirip Harun Reşid'e özel hassa ordusu olarak gönderiyor yani Kafkas bölgesinden. O Bermek ailesine mensup valinin birisi. Böyle ülkenin içerisinde gel zaman git zaman hüküm sürerken Bermek ailesi o hale geliyor yani böyle. O konuma sahip oluyorlar. Bir gün Harun Reşit tabii o Bermek ailesindeki bakanlardan bir tanesiyle bahçeye çıkıyor şöyle bir dolaşıyor. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar yürüyerek ayakta. Bir bakıyor ki orada hakikaten kızarmış güzel bir elma ağacı var. Elmalar da böyle kızarmış. Harun Reşit'in boyu kısa olduğu için alttaki dalda bir elma görüyor, zıplıyor, hopluyor falan elmayı almak için alamıyor. Hı hı. Diyor ki vezire, bakanına, çık benim sırtıma da diyor şu elmayı al bana ver. Hı. O da hemen çıkıyor, elmayı alıyor. Tabii bahçıvan da o sarayın bahçesine bakan bahçıvan da uzaktan onları izliyor. Evet. Bakan çıkıyor Harun Reşit halifenin sırtına. Elmayı alıyor Harun Reşit de buyurun efendim diyor. Veriyor. Hı hı. Harun Reşit elmayı tadınca çok lezzetli, güzel bir elma. Hoşuna da gidiyor. Kızarmış böyle. Lezzeti de yerinde. Diyor ki ya bu elmayı yetiştiren bahçıvanı diyor bana çağırın diyor vezirine.
onu diyor ödüllendireceğim diyor. Böyle benim bahçemde güzel bir meyve yetiştirmiş. Onu diyor ödüllendirmem lazım. Şimdi ileriden tabii onları seyreden bahçıvana vezir el işareti yapıyor. Gel diyor, yanına gel, çağırıyor. Evladım sen mi yetiştirdin bu elmayı? Vazifem efendim diyor. Evladım diyor çok güzel bir elma yetiştirmiştin. Benden diyor diler edilersen diyor seni ödüllendirmek istiyorum. Madem diyor bana diyor özenle böyle bir elma yetiştirmişim bahçemde diyor. Seni ödüllendirmek istiyorum. Hünkârım diyor bir şey rica edebilirim diyor sizden. Benim diyor Bermak ailesinden olmadığıma dair bir ferman verin. Oğlum sen Bermak ailesinden değil misin? Evet Bermak ailesinden. Niye diyor böyle bir ferman istiyorsun? Hünkârım diyor siz demediniz mi ne isterseniz ben bunu istiyorum sizden. Başka bir şey de istemiyorum diyor. Oğlum diyor bak fırsattır bu. Yani bir ev iste, bir şey iste, yani böyle bir para iste, bir şey iste. Vereyim diyor bak bundan istifade et. Yok hünkârım diyor benim için en büyük ödül diyor Bermek ailesinden olmadığıma dair sizden alacağım bir fermandır diyor. Evet. Israr edince tabii bahçıvan böyle o da tutuyor bir ferman yazıyor altına işte mührünü imzasını atıyor veriyor. Tabii gel zaman git zaman. Öyle oluyor ki Harun Reşit bir emirname ile bir şey yapıyor bir genelge yayınlıyor. Takip ediyor, emirnamesi tatbik edilmemiş. Bir araştırıyor, niye tatbik edilmemiş? Diyorlar ki işte sizin veziriniz daha onaylamadı bu işi, onun için tatbik edilmedi. Ya Harun Reşit'ten direkt olarak gelen bir şeyi vezir niye onaylasın? Şeydir yani, ülkenin padişahı yani. Evet. Bu sefer diyor ki nasıl olur böyle bir şey diyor. Yani illa diyor bir vezirin mi imzalaması lazım? Bir bakıyor ki hakikaten bir araştırıyor. Yani şeye istihbarat şefine diyor ki bir araştırın. Hı hı. Ne oluyor? Bir araştırtırıyor. Bakıyor ki adalet mekanizmasından halk şikayetçi. Hı hı. Bermek ailesi. İşte ticaret noktasından esnaf şikayetçi Bermek ailesi yüzünden. Mesela diyormuş ki sen ne yapacaksın iş yerini ya falan. Biz sana para verelim, çalıştıralım iş yerlerimizde. Sen güzel güzel geçin. Niye böyle bir külfetin altına giriyorsun diye iş yerlerine iş yeri açtırmıyor kimseye. Esnaf şikayetçi, şu şikayetçi, bu şikayetçi. Adalet mekanizmasında Bermek ailesinden herkes şikayetçi falan. Bakıyor ki o ülkeyi neresine el atsa Bermek ailesi ülkeyi işgal etmiş. Hı hı. Bu diyor bir ayaklanmadır. Benim hükümlerim diyor ikinci planda. Bermek ailesinin hükümleri birinci planda. Bu bir bayiliktir diyor. Komutanını çağırıyor, emrediyor. Nerede Bermek ailesi var? Onların hepsini tutuklayın diyor. Hangi görevde olursa olsun. İsterse bakan olsun. Tutuklayın, içeriye atın. Direnen olursa vurun boynunu diyor. Evet. Böyle bir emir yapıyor. Tabii komutan emri yerine getiriyor. Bir müddet sonra soruyor. Ne oldu diyor bu Bermek meselesi? Bana diyor rapor ver. Hükümdarım diyor hiçbir Bermek ailesinden bir mensup bırakmadık. Hepsini ya hapse attık ki direnen olursa da dediğiniz gibi diyor. Boynunu vurduk. Ama diyor bir kişi kaldı diyor. O da diyor sizin elinizde fermanın olduğu için sizin fermanınız ona dokunmadık diyor. Kesin olarak Bermek ailesinden ama diyor sizin fermanınız olduğu için dokunamadık diyor. Harun Reşit diyor ki ben hatırlıyorum o zatı diyor. Çağır bana gelsin onu diyor. Çağırıyor. Getiriyoruz ona. Diyor sen bugünlerin geleceğini nereden anladın da Bermek ailesine mensup olmadığına dair benden ferman aldın. Hükümdarım diyor. O vezirin diyor Bermek ailesine mensup o vezirin senin sırtına çıktığı zaman anladım. Evet. Ama diyor ona ben emrettim. Yani çık benim sırtıma o elmayı al diye ben emrettim. Olsun diyor. Sen diyor tevazuundan öyle diyebilirsin ama o senin sırtına çıkmaması lazımdı. Belki kendisi eğilip siz onun sırtına çıkmanız lazımdı. Ya da ben orada bekliyorum beni çağırması lazımdı. Yani, o hürmeten onu yapması lazım. Onun için de hürmet olmadığı için senin sırtına çıktı diyor. Dedim bu Bermek ailesinin başına gelecek bir şey var. O zaman diyor senden ferman istedim. Evet. Haddini aşabilecek biri haddini ya. Haddini aş. Zaten bayilerin de şeyi odur. Devlet liderini gözden düşürmek. Evet. Ondan sonra bir gerekçe bulacak ya. İşte şöyledir böyledir diye. Gözden düşürecek ve ondan sonra ayaklanma yapacak. O önce o his içinde uyanıyor ondan sonra başlıyor yani. Hı hı. Şimdi zaten isyanlarda öyle olur.
Ayaklanmalar da öyle olur. Evet. Darbeler öyle olur. Böyle bu tarz şeyler, vakalar cereyan etmiş İslam tarihi içerisinde. Osmanlı'da verdiğim gibi şehzade meseleleri de bu hükme dayanıyor. Fitne meydana gelmemesi lazım. Fitnenin kıpırtısına bile İslam dünyasında yöneticilerin hiçbir tanesi şey yapmamış. Yani fırsat vermemiş. Hani Hacı Bayram Veli'nin hikayesini bilirsin. Evet. Etrafında bir iki müritleri çoğalmaya başlayınca Ankara'daki Hacı Bayram hemen padişah oraya ne gönderiyor? Ne oluyor? Bir kıpırtı var burada diyor. Ondan sonra o da diyor ki benim 1,5 müridim var hani meşhur. Yani evet. İşte isterse gel sen de bak diye o devletin gönderdiği adama gösteriyor. Bir çadırı alıyor. Ondan sonra o 1,5 müridi dedi bir erkek bir hanım varmış müridi. Kendisine sıkı bağlanan. Evet. Diğerleri de işte etrafında toplanmış insanlar. Mübarek zat diye gelmişler. Güya diyor ki bugün diyor imtihan vakti geldi diyor Hacı Bayram Veli. Ben diyor müritlerimi kurban ediyorum diyor. O iki tane samimi müridini içeriye alıyor. Ondan sonra güya şey yapmış, onları kurban ediyor. Efendime söyleyeyim bir orada işte koyun şey yapıyor, kesiyor. Kanı da çadırın altından akıyor dışarıya doğru. Tabi diğer müritleri görünce orada hiçbir tanesi kalmıyor, hepsi gidiyor. Evet. Orada iki tane, 1,5 tane müridi hakikaten sağlam, onlar gitmiyor, onlar kalıyor. İşte diyor bunlar benim müridim bak, diğerlerinin hepsi kayboldu gitti diyor. Siz merak etmeyin efendim, devletin başına bir bela olmayız biz deyip devleti öyle ikna ediyor. Hı-hı. Bak bunlar yaşanıyor. Evet. Onun için İslam dünyasının içerisinde her zaman böyle şeylere devlet uyanık kalmış. Dolayısıyla uyanık da olması lazım. O da vazifesi arasında. Vazifesi yani. Çünkü evet. Fitne hakikaten eşeddü minel katl'dir. El fitnetü eşeddü minel katl. İnsan öldürmekten daha şiddetli. Evet. Onun önüne İslamiyet alıyor. Evet, akıbetinde neler olduğunu gördüğümüz zaman ne kadar yerinde olduğunu yerinde anlamış olduğunu oluyoruz değil mi? Bu bastırılması lazım. Evet. Bayilik konusunu ayet-i kerimenin dışında, fıkhi düsturlar ışığında öğrenmiş olduk. Ve bazı örnekler de sunduk ki dilimizin döndüğü kadar. Ki, evet, bunlar hakikat aslında. Yani hani bizim bir mizanseni yok, tam tersine yaşanmış, Şeyhülislamların fetva verdiği değil mi? Bir nokta, önemli bir nokta. Aydınlanmış olduk. Allah razı olsun. Yani çeşitli bahanelerin altına, arkasına sığınarak böyle İslamiyet'in şiddetle menettiği bir şeye kesinlikle taraftar olmamak lazım. Evet. Yok şudur, şöyledir, böyledir falan dememek lazım. Evet, bayinin hükmü odur. Evet, teşekkür ediyoruz. Kıymetli TV 111 izleyicileri, bu hafta bayilik kelimesini, bir Kur'an kavramı olan bayilik kelimesini anlamaya çalıştık. Başka bir konuyla tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun. Velioğlu Kuyumculuk Kavram Atölyesi'ni sundu.